Evet. Dozburg'dayız ve yanımızda bir siyaset bilimci var. Mehmet Emir Aksoy Bey. Efendim, burada 2023 Haziran seçimlerinden önceki Türkiye'deki son seçim ve bütün siyasi partiler neredeyse buradalar. Siz burada ne okudunuz, ne gördünüz? Dozburg'a seçimleri için ne söyleyeceksiniz? Evet, bugün biz de bu Dozburg'a belde seçimleri dolayısıyla İYİ Parti Genel Merkezi'nin görevlendirdiği Sayın Mehmet Ali Karamemiş'le beraber buraya bir gözlemci olarak geldim. Öncelikli olarak daha önce köy olarak olan bu belde bir mahkeme kararıyla yeniden belde olmuş durumda ve önümüzdeki Haziran'ın 6'sında bir seçim söz konusu. Biz bu seçimin demokratik teamüllerle geçeceğine son derece inancımız sonsuz. Burada birçok partinin temsilcilerini gördük. Birçok partinin temsilcilerinin çalışma yaptığını gördük. Bunlar demokrasimiz adına son derece kazanç. Fakat buraya geldiğimde çok üzüldüğüm, gerçekten Türkiye'nin kuruluş değerlerine son derece karşı olan bir fotoğrafla karşı karşıya kaldım. Bu Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı olan bir Türk genci olduğumu iddia eden birisi olarak, bir Mehmet Emir Aksoy olarak, Cumhuriyet kurumlarında, Cumhuriyet okullarında yetişmiş birisi olarak, evet, şurada gördüğünüz fotoğrafla karşı karşıya kalmam buradaki demokratik seçimin bence çok çok ötesinde olan ve demokratik seçimi aslında gölge düşürebilecek bir kareyle karşı karşıya kaldım. Bakın, görüyorsunuz burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük bir resminin asılıp Türkiye'nin demokratik oylarla seçilen Sayın Cumhurbaşkanı'nın da son derece bir büyük bir resimle böyle bir fotoğraf karesinin bu belde içinde olması, açıkçası Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nda kişi başına düşen en yüksek şehidi veren şehrin, Çankırı'nın, Dodurga'nın böyle bir fotoğraf içerisinde, böyle bir fotoğrafla anılması gereğinin halk tarafından gösterilmesi beni son derece üzmüştür. Burada seçimin kazananı olabilir, kaybedeni olabilir. Seçim bir iddia meselesidir. Seçimler kazanılır, kaybedilir ama gönüller kaybedildiği zaman bunun tamiri yoktur. Dolayısıyla ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e AK Parti Dodurga Belde Başkanı'nın yaptığı bu saygısızlığı son derece üzgünlükle, son derece kızgınlıkla görerek seçimlerin önüne geçen bu fotoğraf karesinde burada bulunmanın, bunu görmenin üzüntüsü içerisindeyim. Siyasi partilere başarılar diliyorum ama Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği gençliğin de böyle bir fotoğrafa karşı tavır koyacağını, böyle bir fotoğrafın sandıklarda tepkisiyle bu fotoğrafa tepki göstereceğine inanıyorum. Böyle bir şans verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şiarı olan "Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" ilkesiyle hareket edeceğimizi ve her daim bir İYİ Partili olarak Atatürk'ün tüm manevi miraslarına sahip çıkacağımızı belirtiyorum. Seçimler bizim için önemli değil. Bizim için kaybeden olur, kazanan olur. Bu demokratik bir teamüldür. Fakat bu fotoğrafın ne yazık ki kaybedeni bellidir. Bu fotoğrafın kazananı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği gençler olacaktır. Saygılar sunuyorum.